Mehmet Uysal, emekli öğretmen, Anamur Lisesi'nin emekliyim ve dershanelerde çalıştım 15 sene. Efendim, uzun yıllar partinin gönüllü çalışanıyım. Gönüllü çalışanıyım. Belki de 2000'den bu yana, emekli olduktan bu yana sürekli partiye çalışan bir insanım. Sizi buraya getiren ruh nedir? Beni buraya getiren ruh, efendime söyleyeyim, ülkemin geleceği, halkımızın derdine deva olabilir miyiz, bir nebze katkı sağlayabilir miyiz, efendime söyleyeyim, ülkeyi daha ileriye götürebilir miyiz, ondan sonra torunlarımıza daha iyi bir hayat. Evet. Çocuklarımıza, torunlarımıza. ileride daha iyi yaşasınlar diye düşünüyoruz. Ondan sonra Cumhuriyet değerlerine, Cumhuriyet kazanımlarına, Atatürk'ün bize emanet ettiği kutsal değerlere sahip olmak için, ondan sonra bu memleketimize, efendime söyleyeyim, daha yararlı olmak için bu şekilde işimden gelerek herhangi bir siyasi görüş, siyasi elbette görüşüm var ama yani parti için çalışan bir insanım ben. Yani sizin torununuz, çocuğunuz bir işe mi girer, gelecek mi hazırlar kaygısı, şu isteği. Hiç kaygım yok benim. İşte kızım var, başka kızım da emekli zaten. Ben de onu soracaktım. Evet. Yanınızdaki arkadaşımız kim diye. Benim kızım peyzaj mimarıdır, meşru üyesidir. Hiçbir beklentisi yok. Emeklidir, Başka hiçbir beklentimiz yok. Sadece televizyonları izliyorum. Efendime söyleyeyim. Oradan çok etkileniyorum. Televizyondaki programlardan çok etkileniyorum. İyi yönde mi, kötü yönde mi? Şöyle iyi yönde etkileniyorum. Ders alıyorum. Oradan bana bazı bilgiler alıyorum. Yani mevcut bilgilerimi ekliyorum. Bir de karşı görüşte olan insanları dinliyorum, karşılaştırıyorum. Başkanım özür dilerim. Beslenmenizi böldüm ama sorularım var. Sahadasınız. Bu seçim öncesi bir çalışmalara başladınız ama sizin başlangıcınız 6 ay 8 aydır veya kadın kolları başkanı olduğunuzdan beri devam ediyor zaten. Çok iyi bir çalışmalarınız var. Şu anda da bir yere hazırlanıyorsunuz. Evet, nedir? Mahallesine sağ çalışmasına gideceğiz. Kadın kolundaki arkadaşlarım ve gönüllerimle beraber. Hem aile destekleri sigortasını anlatacağız. Hem de sigortasını anlatacağız. Şimdi buradaki şu telaş çalışmaya çıkmadan önce acaba iki lokma bir şey yiyebilir miyiz? Evet. Ben de bugün aç geldim. Normalde kahvaltı yapıp geliyordum. Ben de bugün bir karar aldım. Hazırlıklarını yaparlar, broşürlerini alırlar. Daha bak poşetlerimiz hazır. İkili, üçlü tim oluştururlar ve sahaya çıkarlar. Nere olduğu, gidecekleri yerin neresi olduğu önemli değil. Gerekli bilgi ve becerilerine haizler ve yarın gelmeyeceğiz, yorgunum falan olmadan herkes çalışıyor, öyle mi? Aslında görüşülüyorsun Mesut Bey. Belki de bir hedefimiz olsun. Amacımız, umudumuz olduğu için. Dün o kadar koşturuldu değil mi? Herkes yorgun düştüyse ben 10-12'ye kadar oturdum düşün. Hedefler insanı mutlu kılar, enerji sağlar. Aynı amaç etrafında toplanmamızdan kaynaklanan bir enerjimiz var. İnşallah sonunda alacağız. Neden bu? Yani siz şimdi kadın kolları başkanısınız da. Onun dışında bir kadın arkadaşımız geliyor burada. Her gün sabah çalışıyor, koşturuyor. Acaba neden geliyor? Dediğini biliyor musunuz? Bu iktidar kadınlara karşı öyle bir eğilime başladı ki.
ben rahatsız oluyorum her gün haberlerde kadınla ilgili cümle duymaktan, kadınları yermelerinden, kadınları aşağılamalarından. Kadınlarımızın çok daha hızlı çalışmasını istiyorum. Çok daha farklı bir şekilde. Üstelik ben bir asker eşiyim. Yıllardır asker. Ekibi çoğaltalım mı artık? Kolay gelsin efendim. Her gün sabah buradasınız. Her gün bir inançla, bir enerjiyle, yiyebildiğiniz bir çomaçla ya da yemeden, bir çantanızda birer simitle, her gün ama. Her gün. Hele efendim, her gün sahadasınız. Söyleyecekleriniz. Devam, yola devam. 15 Mayıs zaferimiz. 15 Mayıs milad olacak. Ve hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak coşacağız, bayraklarımızı dalgalandıracağız. Öncelikle de Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olarak da hep birlikte ayrıca onu görmesini bekliyoruz. Yüreğinize sağlık. 15 Mayıs'ta inşallah eğlence yapacağız. İnşallah.